Ahzab Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'a itaatsizlikten sakın. Açık ve gizli inkârcıların sözünü dinleme. Allah her şeyi bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Rabbinden sana vahyedilene uy. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'a güven. Güvenip dayanmak için Allah yeter. Allah bir kişinin göğüs boşluğunda iki kalp yaratmamıştır. Annelerinize benzeterek haram olsun dediğiniz eşlerinizi anneleriniz kılmamış, evlatlıklarınızı da gerçek oğullarınız yapmamıştır. Bunlar sizin kendi iddianızdır. Hak ve hakikati Allah söyler. Doğru yolu da O gösterir. Evlatlıklarınızı babalarının soy adlarıyla anın. Bu Allah katında adalete daha uygun bir davranıştır. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman kendileri sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yanıldığınız hususta size günah yoktur. Fakat bilinçli ve kasıtlı olarak yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Allah çok bağışlayıcı ve ziyadesiyle esirgiyicidir. Peygamber müminlere kendilerinden daha yakındır. Eşleri de onların anneleridir. Aralarında kan bağı bulunanlar, Allah'ın kitabında mirasçılık bakımından birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Dostlarınıza lütufta bulunmanız başkadır. Bu hüküm kitapta kayıt altına alınmıştır. Hani bütün peygamberlerden, senden, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan sadakat sözü almıştık. Onlardan ağır sorumluluk taşıyan bir söz almıştık. Allah bu sözü aldı ki, bu sadık kulları sadakatleri konusunda sorumlu kılsın. O, inkar yolunu seçenlere de acı veren bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah'ın size şu lütfunu hatırlayın. Üzerinize düşman ordusu gelmişti de, onların üzerine şiddetli bir fırtına ve göremediğiniz bir ordu göndermiştik. Allah bütün yaptıklarınızı görmekteydi. Yukarınızdan ve sizden aşağıda bulunan bölgeden üzerinize gelmişlerdi. Korkudan gözler kaymış, yürekler ağızlara gelmişti. Bu esnada Allah hakkında olmadık zanlara kapılmaktaydınız. İşte o zaman müminler büyük bir imtihan geçirdiler ve adam akıllı sarsıldılar. Yine o zaman münafıklar ve kalplerinde bozukluk bulunanlar, Allah ve Resulünün vaatleri bizleri aldatmaktan ibaretmiş demişlerdi. Onlardan bir grup, ey Medineliler, sizin işiniz burada durmak değildir. Hemen dönün diyorlardı. Onlardan bir bölük de aslında açıkta olmadığı halde evlerimiz açıkta ve korumasız diyerek peygamberden izin istiyorlardı. Bunların istediği kaçmaktan başka bir şey değildi. Medine'nin her tarafından saldırıya uğrasalardı da kendilerinden bozgunculuk yapmaları istenseydi evlerini düşünmez, hiç vakit geçirmeden hemen ona koşarlardı. Halbuki bunlar daha önce ayrılıp dönmeyeceklerine dair yeminle Allah'a söz vermişlerdi. Ve Allah'a verilen sözün yerine getirilmesi gerekirdi. Onlara şunu söyle. Ölümden ve öldürülmekten kaçsanız bile bu kaçış size bir fayda vermeyecektir. Kaçıp kurtulmanız halinde de bundan çok az faydalanabileceksiniz. Şunu da söyle. Allah sizin için bir kötülük dilese, Allah'a karşı sizi kim koruyabilecektir? Veya hakkınızda bir rahmet murad etse, kim engelleyecektir? Bu durumda Allah'tan başka kendilerine ne bir veli ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. İçinizden engelleyicileri ve size karşı nekeslik içinde arkadaşlarına bize katılın diyenleri Allah çok iyi bilmektedir. Zaten bunların pek azı savaşa gelir. Tehlike yaklaştığında ölümden dolayı kendinden geçip gözü kaymış kimse gibi sana baktıklarını görürsün.
Tehlike geçince de hayra karşı nekeslik içinde size sivri dillerini uzatırlar. Bunlar gerçekte iman etmemişlerdir. Allah da onların yaptıklarını geçersiz saymıştır. Bunu yapmak Allah için çok kolaydır. Düşman birliklerinin hala çekip gitmediklerini zannederler. Düşman bir daha geldiğinde ise size ait haberleri uzaktan almak üzere çöllerde dağınık yaşayan bedevilerin arasında bulunmayı arzularlar. Zaten aranızda da bulunsalardı, savaşa çok az katılırlardı. İçinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki, Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Müminler düşman kuvvetlerini karşılarında görünce, bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını artırdı. Müminlerden bir kısmı Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Kimileri onun yolunda can verdiler, kimileri de ecellerini bekliyorlar. Vaatlerini asla değiştirmediler. Böyle oldu ki Allah sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin, münafıkları da dilerse cezalandırsın, dilerse bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgiyicidir. Allah inkarcıları hiçbir şey elde edemeden kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah müminlere savaş için yetip arttı. Allah güçlüdür, üstündür. Allah ehli kitaptan olanlara destek verenleri kalelerinden indirdi. Kalplerine korku saldı. Artık onların bir kısmını öldürüyorsunuz, bir kısmını da esir alıyorsunuz. Allah onların topraklarını, evlerini, mallarını o zamana kadar ayak basmadığınız bir toprağa size miras bıraktı. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber! Eşlerine şöyle de. Dünya hayatını ve güzelliklerini istiyorsanız, gelin size bir şeyler vereyim. Sonra da güzellikle sizi serbest bırakayım. Yok eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız şunu bilin ki, Allah içinizden iyiliği seçenlere büyük bir ödül hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları! Sizden kim açık bir hayasızlık yaparsa, onun cezası ikiye katlanır. Bu Allah için kolay bir şeydir. Sizden kim de Allah'a ve Resulüne itaat eder, güzel şeyler yaparsa, onun hak ettiği karşılığı iki kere veririz. Ayrıca onun için değerli bir nasip de hazırladık. Ey peygamber hanımları! Kendinizi kötülüklerden korumanız şartıyla, siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Bu sebeple sözü yumuşatarak söylemeyin. Sonra kalbi çürük olan umuda kapılır. Sizden beklendiği şekilde konuşun. Evlerinizde oturun ve daha önce cahiliye döneminde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı güzelce kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey peygamber ailesi! Allah'ın istediği sizden kirliliği gidermek ve sizi tertemiz kılmaktan ibarettir. Hanelerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti dilinizden düşürmeyin. Allah bütün incelikleri ve gizlilikleri bilir. Her şeyden haberdardır. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, ibadet ve itaat eden erkekler, ibadet ve itaat eden kadınlar, özü sözü doğru erkekler, özü sözü doğru kadınlar, sabreden erkekler, sabreden kadınlar, gönlünü ibadete vermiş erkekler, gönlünü ibadete vermiş kadınlar, Allah için yardım yapan erkekler, yardım yapan kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, iffetlerini koruyan erkekler, iffetlerini koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkekler, çokça anan kadınlar, işte bunlar için Allah büyük bir ödül hazırlamıştır. Bir mümin erkek veya bir mümin kadının Allah ve Resulü bir emir ve hüküm verdiklerinde artık işlerinde bundan başkasını seçme hakları olamaz.
Allah'ın ve Resulünün emrine itaat etmeyenler, doğru yoldan açıkça sapmışlardır. Bir zaman Allah'ın kendisine lütufta bulunduğu, senin de lütufkar davrandığın kişiye, eşinle evlilik bağını koru, Allah'tan kork demiştin. Bunu derken Allah'ın ileride açıklayacağı bir şeyi içinde saklıyordun. Kendisinden çekinme hususunda Allah'ın önceliği bulunduğu halde sen halktan çekiniyordun. Zeyd onunla beraber olduktan sonra müminlere evlatlıklarının kendileriyle beraber olup ayrıldıkları eşleriyle evlenmeleri hususunda bir sıkıntı gelmesin diye seni o kadınla evlendirdik. Allah'ın emri elbet yerine getirilecektir. Allah'ın kendisi için takdir ve emrettiği bir şeyi yerine getirme hususunda peygamber için bir sıkıntı ve sakınca olamaz. Allah'ın hükmü değişmez kaderdir. Daha önce gelip geçen, Allah'ın vahyini insanlara ulaştıran, ondan çekinen, Allah'tan başka hiçbir kimseden çekinmeyen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Hesap sorucu olarak Allah kafidir. Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Fakat o Allah'ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir. Ey iman edenler! Allah'ı çok çok anın. Sabah akşam O'nun yücelik ve eşsizliğini dile getirin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için O size rahmetiyle lütufta bulunuyor. Melekleri de dua ediyor. O müminlere karşı çok merhametlidir. Kendisine kavuştukları gün onları esenlik dileyerek selamlayacaktır. Ve onlar için değerli bir ödül hazırlamıştır. Ey Peygamber! Seni tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah'a çağırıcı ve etrafı aydınlatan bir ışık olarak gönderdik. Kendileri için Allah'ın büyük bir lütfunun bulunduğunu müminlere müjdele. İnkârcılara ve iki yüzlülere kulak asma. Onların sana verdikleri eziyete aldırma. Allah'a dayan ve güven. Güvenmek için Allah yeter. Ey iman edenler! Mümin kadınlarla evlenme akdi yapıp da, sonra birleşmeden onları boşadığınızda, onlar üzerinde hesaplayıp bekleteceğiniz bir iddet hakkınız yoktur. Onları bir şeyler vererek memnun ediniz ve güzellikle boşayınız. Ey Peygamber! Mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verip de elinin sahip olduğu kadınları, seninle birlikte hicret eden amca kızlarını, hala kızlarını, dayı kızlarını, teyze kızlarını, kendini peygambere mehirsiz olarak bağışlar da, peygamber de onunla evlenmek isterse, böyle bir mümin kadını, ki sonuncusu diğer müminlere değil, zatına mahsustur, sana helal kıldık. Müminlere eşleri ve sahip oldukları kadınları hakkında hangi kuralları geçerli kıldığımızı biliyoruz. Sana mahsus olanı güçlük çekmeyesin diye meşru kıldık. Allah çok bağışlayıcı, pek esirgeyicidir. Onlardan dilediğinin beraberliğini erteler, dilediğini yanına alırsın. Uzaklaştırdıklarından birini tekrar istemende senin için bir sakınca yoktur. Bu hüküm onların mutlu olmaları, üzülmemeleri ve hepsinin senin verdiğine razı olmaları için en uygun olanıdır. Allah gönüllerinizdekini bilir. Allah ilim ve hilim sahibidir. Bundan sonra sana kadınlar helal olmaz. Mülkiyetin altında bulunanlar dışında kadınlarını, güzellikleri hoşuna gitse bile başka eşlerle değiştirmen de helal olmaz. Allah her şeyi görüp gözetmektedir. Ey iman edenler! Peygamberin evine size yemek için izin verilmediği vakit asla girmeyin. Fakat çağrıldığınızda erkenden gidip yemeğe hazırlanmasını beklemeksizin girin. Yemeğinizi yiyince hemen dağılın. Söze dalıp oturmayın. Bu davranışınız peygamberi rahatsız ediyor. Size söylemeye çekiniyor. Oysa Allah hak olanı açıklamaktan çekinmez. Peygamber hanımlarından bir şey istediğinizde onlar perde arkasındayken isteyin. Bu sizin kalplerinizin de onların kalplerinin de temiz kalması için en uygunudur.
Resulullah'ı üzmeye hakkınız yoktur. Kendisinden sonra ebedi olarak eşleriyle de evlenemezsiniz. Sizin bunu yapmanız Allah katında büyük bir günahtır. Siz bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de, şurası muhakkak ki Allah her şeyi bilmektedir. Peygamber hanımlarına babaları, oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadınları ve sahip bulundukları hizmetçileri hakkında perdesiz görüşmede bir günah yoktur. Allah'a itaatsizlikten sakının. Kuşkusuz Allah her şeye tanıktır. Allah ve melekler peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat ve selam okuyun. Allah'ı ve Resulünü incitenleri Allah dünyada ve ahirette lanetlemiş ve onlar için alçaltıcı bir ceza hazırlamıştır. Hak etmedikleri halde mümin erkek ve mümin kadınları incitenler apaçık bir bühtan ve günah yüklenmiş olmaktadırlar. Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, dış giysilerini üzerlerine bürünsünler. Bu, tanınıp rahatsız edilmemeleri için en uygun olanıdır. Allah ziyadesiyle bağışlamakta ve çok esirgemektedir. Münafıklar, kalplerinde çürüklük bulunanlar ve Medine'de asılsız haber yayanlar, yaptıklarına son vermezlerse, seni onların üzerine sevk edeceğiz. O zaman seninle beraber orada fazla oturamayacaklar. Allah'ın rahmetinden uzaklaşmış olarak nerede bulunsalar, yakalanıp öldürülecekler. Bu, Allah'ın daha önce gelip geçenler hakkında koyduğu kanundur. Allah'ın kanununda asla bir değişme bulamayacaksın. İnsanlar, senden kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Bunun bilgisi yalnızca Allah katındadır de. Nereden bileceksin? Belki de kıyamet yakında olacak. Allah inkârcıları lanetlemiş, onlara çok yakıcı bir ateş hazırlamıştır. Orada hiçbir koruyucu ve yardımcı bulamadan ebedi olarak kalacaklardır. Yüzleri ateşe çevrildiği gün, keşke Allah'a itaat etseydik. Resulü dinleseydik diyecekler. Ve ekleyecekler. Rabbimiz, biz efendilerimizi ve büyüklerimizi dinledik. Onlar da bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları ağır bir şekilde lanetle. Ey iman edenler! Musa'yı incitenler gibi olmayın. Allah onun hakkında söylediklerinden uzak, tertemiz biri olduğunu ortaya koymuştu. Gerçekten o, Allah katında itibarlıydı. Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının ve doğru söz söyleyin ki, Allah sizin işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, gerçekten büyük bir kazanç elde eder. Biz emaneti göklere, yer küreye ve dağlara teklif ettik. Ama onlar bunu yüklenmek istemediler. Ondan korktular ve onu insan yüklendi. Kuşkusuz insan çok zalim, çok bilgisizdir. Böyle yaptı ki Allah münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkekleri ve müşrik kadınları cezalandırsın. Mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tevbelerini kabul buyursun. Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Azim olan Allah doğru söyledi.